bir çağrıda bulunduğum şey vardı, konu vardı. Bu konuyla ilgili biraz kısa bilgilendirme de yapmak isterim. Son faaliyet meclisinde Beykoz Belediye Başkanı'nın işte hadi imar planlarını çıkartın, işte İBB yapıyor bu planları, İBB çıkartması gerekiyor. İBB'nin çıkarsın ki biz de diğer planlarımızı yapalım gibi bir söylemi vardı. Şimdi ben de yaptığım basın açıklamasında evet biz çıkarttık planları, buyurun getirin 1/1'lik planlarını. Sanki daha öncesi Beykoz'da hiç yaşanmamış, daha önce bu planlar Beykoz'da hiç gündeme gelmemiş gibi bir eda içerisinde. Arkadaşlar 25 yıldır Beykoz'un planlarını konuşuyoruz. Biraz önce işte İBB'nin kreş yapamamasından, İBB'nin kreş yapamamasının sebebi de planlar. Çünkü iskan alamadığınız yere ruhsat alamazsınız. İBB'nin yurt yapamamasının sebebi de planlar. Yurt yaptınız, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almanız gerekiyor, iskan olması gerekiyor, iskansız yere izin verilmiyor. Yani hepsi birbirine, aslında yatırımlar bile birbirini bekleyen silsile halinde gerçekleşebiliyor. O yüzden bir an evvel iyi ya da kötü Beykoz'un planlarının çıkartılması gerekiyor. Beykoz planına kavuşması gerekiyor. Gene buradan da açık olarak çağırıyorum. Buyurun getirin planları. Şu an meclise getirip planları çıkartma sırası sizde. Bir an evvel Beykoz halkını plansızlıktan kurtarıp ortak yönetilebilecek bir plan haline dönüştürülmesi gerektiğini tekrar söylüyorum. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı arkadaşlar. Ben buradan bir kelime daha etmek istiyorum. Artık Beykoz'u Beykoz'un çocukları yönetsin. Yani Beykoz'da yetişenler Beykoz'u yönetsin. Beykoz'da nefes alanlar Beykoz'u yönetsin. Elbette ki her gelene saygımız, her gelene saygı duyarız. Ama Beykoz küçük bir Anadolu kasabasıdır hala. Beykoz'da yaşanmışlıklar vardır. Beykoz'da çocukluk arkadaşlıkları vardır. Beykoz'da komşuluk vardır. Beykoz'da Anadolu'nun sıcak insanları vardır. Karadeniz'in sıcak insanları vardır. Beykoz her ne kadar çeşitli yörelerden oluşsa bile Beykozlu bir ruhu vardır. Ve bu ruhu dışarıdan gelen, sonradan Beykozlu olan arkadaşlarımız çok bu ruhu hissettiremiyorlar. Örneklemeler verildiğinde ben 3 aydır izliyorum. Örneklemelerde çoğunluk örneklemeler Zeytinburnu'ndan geliyor. Yani daha şehire girelim arkadaşlar. Ya belediye başkan yardımcıları bile Beykoz dışarısında. Beykoz'un kendi öz evlatları herhangi bir adaylıkları ya da herhangi bir ön açma olayında yer almıyor. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Beykoz'u Beykoz'dan yönetecek. Ve Beykoz halkına da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Artık Beykoz'da Boğaz'ın çocuklarıyla beraber bir yönetimin tanışma zamanı geldi diyor. Arkadaşlar, süreç kısa ve bu kısa süreç içerisinde Beykoz'un o kadar çok sorunu var ki, evet imar sorunu, evet işsizlik sorunu, evet turizme açılamama sorunu, evet kendi üretilen tarımsal alanlarda üretilenlerin yeterince Beykozlularla pazarlanamama sorunu, birçok sorunumuz gündemde. İşte köylerde imar planlarının çıktı ama köylü mutsuz. Yani bu planlar sadece ve sadece
ranta dönüşük olan planları olduğu ortada. Beykoz halkına dönük planların bir an evvel revize edilmesinde ve halkın bu planlar yapılırken görüşlerinin alınması bizim açımızdan önemli. Ben Beykoz Belediyesi'nin daha önce yaptığı bir plana şahitlik etmiştim. Doğru ya da yanlış ama o dönemde muhtarlar dinlendi, sivil toplum örgütleri dinlendi, siyasi partiler dinlendi ve siyasi partilere planlar izah edildi ve ortak bir ürün haline dönüştürülerek çıkartılmıştı. Şimdi ben yaptım oldu. Herkes kabullensin edasıyla bir an evvel bir şeyler yapılmak isteniyor. Ve bu yapılmak istenenler de tamamen seçime yönelik yatırımlardır. Dediğim gibi 25 yıldır çözemediğimiz planları halen daha konuşuyoruz. Halen daha plan sorunlarıyla Beykoz karşı karşıya. Benim sizlerden daha önce konuşmalarımızda da aktardım. Bir şeyimiz daha var Beykoz'da. En büyük sorun. 6 tane okulumuz kapandı. Herhangi bir resmi açıklama duymadık. Bununla ilgili bizim altyapı çalışmalarımız var. Araştırmalarımız devam ediyor. Evet, bir dedikodu silsilesiydi ama geçen ay mecliste